Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Modern toplum veri üzerine inşa edilmiştir. Güncel teknolojik gelişmelerin neredeyse hepsinin veri temelli olması bunun bir göstergesi. Ancak veri gücünün çoğu, gücü ve kaynakları ancak dünya sınırlarıyla ölçülebilecek büyüklükteki şirketlerin ellerinde. Facebook, Google, Windows gibi bu büyük şirketler verdikleri ücretsiz hizmetler karşılığında verilerimizi elde ediyorlar ve bunları paylaşmaya hiç de niyetleri yok. Burada sormamız gereken iki soru var. Verilerimiz duygularımızı, düşüncelerimizi ve hatta seçimlerimizi manipüle etmek için bunları elde edip toplayan büyük şirketler tarafından aleyhimize kullanılabilir mi? Böylesine büyük verilerin tek bir merkezde toplanması veri hırsızlığı tehdidini arttırmıyor mu? Spoiler, iki sorunun da cevabı evet. Facebook'un topladığı kişisel verileri Amerika'daki başkanlık seçimi propagandası için kişiselleştirilmiş reklamlar hazırlamak üzere satışa çıkardığı bir sır değil. Ve veri hırsızlığı da artık görünce çok da önemsemediğimiz sızıntı haberleriyle kamuya mal olmuş durumda. Peki bu duruma karşı yapılabilecek bir şey yok mu? Çözüm nedir? Veri son zamanlarda dünyanın en değerli kaynağı haline geldi. Veri pazarı halihazırda 11 trilyon dolarlık bir endüstri ki bu dünyadaki bir yıllık üretim katma değerinin %15'ine denk geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde pazar büyüklüğünün %15'ten %25'e çıkması bekleniyor. Bu devasa bir miktar ve gittikçe büyüyeceği de çok açık. Tüm bunları belirttikten sonra sıra böylesine büyük ve gücün eşitsiz dağıldığı bir pazarda Ocean Protocol neyi değiştirebilir bunu anlatmaya geliyor. Kripto Türkiye'den herkese merhaba. Baştan belirtelim ki bu gerçekten uzun ve arşiv niteliği taşıyacak detaylı bir inceleme olacak. Lafı fazla uzatmadan veri alanında çığır açan bu projenin detaylarına gelin hep birlikte dalalım. Ocean Protocol merkezi veri toplama sistemlerinin dışına çıkarak kullanıcılarına merkeziyetsiz bir alternatif sunan, blok zincir üzerinde veri paylaşımının güvenli ve gizli bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan bir oluşum. Bitcoin'in finans alanında yarattığı etkiyi veri alanında yaratmak için güvene ihtiyaç duymayan, merkezsiz ve eşitlikçi bir platform sunuyor. Yalnız veri toplama ve paylaşımı yöntemlerine getirdiği çözümlerle de kalmıyor. Ocean Protocol, blok zincir ve Web3 dünyasına da pek çok şey katmayı amaçlıyor. People give up their data for free and companies sell it. We only realize this when we get spam mail, our data is hacked and our identity is stolen. This affects everyone. Bu hususların hepsine sırayla değineceğiz ancak önce Ocean Protocol'ün temelinde bulunan Data Token kavramıyla başlayalım. Ocean Protocol'de akıllı kontratlarının temelinde bulunan sistemin tutarlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan ana aktör Data Token'lar. Data Token'lar sistem üzerinde veri hizmeti almak isteyen herkes için verilecek servise özel olarak oluşturulur ve eşsizdir. Finans sisteminden alışık olduğumuz şifreleme yöntemini kullanarak verinin kullanıcıya özgü olmasını sağlarken mükerrer erişimlerin de önüne geçer. Data Token deyince aklımıza finansal bir varlık gelmesin. Data Token'lar ekonomik değeri olan tokenlardan tamamen farklı olarak sistemin işlevsel ve verimli çalışması için rol oynayan blok zincir ve DeFi araçlarını birbirine bağlamaya yarayan yapı taşlarıdır. Bu yapı taşları birbiriyle birleşip farklı unsurları oluşturmak konusunda öyle maharetli ki Ocean Protocol data tokenları veri legoları olarak da adlandırıyor. Data tokenları kullanarak veri cüzdanları oluşturabilir, veri piyasaları kurabilir, veriyi temel alan otonom sistemler inşa edebilirsiniz. Ayrıca tüm bunları elinizdeki veriyi zincir üzerine kaydetmeden yalnızca erişim izni kontrollerini düzenleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Ocean Protocol yalnızca kendisinin hizmet sunacağı bir oluşumun peşinde değil. Böyle olsaydı yerine geçmeyi planladığı sistemlerden çok da farklı olmazdı herhalde. Oluşturduğu sistemle basit kullanıcılardan tutun, devletlere kadar kocaman bir kümeyi içerisine alan bir kullanıcı havuzuna hitap etmeyi amaçlıyor. Tamamen otonom olması planlanan sistemde denetim yapay zeka tarafından yürütülüyor ve yine yapay zeka algoritmalarıyla verilere biçilecek değer otomatik olarak belirleniyor. Ocean Protocol kendisini herhangi bir zincir üzerinde bir oluşum olarak görmek yerine her türlü zincire uygulanabilir işlevli bir alet çantası olarak tanımlıyor. 2017 yılında yolculuğuna Ethereum ekosisteminde başlayan Ocean, 2021 Aralık ayı itibariyle Polygon, Moonbeam ve Binance Smart Chain üzerinde de hizmet veriyor. Her bir zincir arası kurduğu köprülerle eş zamanlı güncellenen bir market sistemine de sahip. Böylelikle bulundukları zincirin kaderinden bağımsız bir şekilde, blok zincir teknolojisindeki en büyük sorunlardan erişilebilirlik sorununa çözüm bularak emin adımlarla gelişimlerini sürdürüyorlar.
Oluşturdukları pazar yerleriyle gözetim altında olmadan, merkeze ihtiyaç duymadan, gizliliği koruyarak otonom ve kusursuz işleyen bir sistem üzerinde eşitlikçi ve adil bir veri paylaşım alanı kurmayı amaçlıyor. Bu amaçları doğrultusunda da dünyanın devasa şirketlerini, hatta devletler bazında oluşumları kendileriyle çalışmaya ikna etmiş durumdalar. Normalde blok zincir ekosisteminde yer alan projelerin zincir dışı oluşumlarla işbirliği yaptığına çok şahit olmayız. Ancak Ocean Protocol için durum çok farklı. Ocean Protocol'ün tüm dünyada dikkatleri üstüne çekmesine sebep olan ilk anlaşması Mercedes-Benz ile yaptığı otonom araç veri tabanına yönelik. Bunun dışında otomotiv sektöründe çok büyük ortaklıklara sahipler. Ulaşım sektöründe blok zincir tabanlı akıllı araçlar geliştirme amacında olan Mobi oluşumuyla da işbirliği halindeler. Bu oluşumu daha önce duymamış olabilirsiniz ancak içerisinde BMW, Bosch, Amazon Web Service ve Accenture gibi sektörünün önde gelen büyük firmalar yer alıyor. Ulaşım sektörünün yanı sıra sağlık sektöründe de büyük aktörlerle işbirlikleri mevcut. Johnson & Johnson, Unilever, Aviva ve Roche gibi büyük şirketlerle verilerin güvenilir biçimde paylaşılmasının sağlanması yolunda işbirliği kurdular. Burada enerji sektörüne değinmeden de geçmek olmaz. Ocean Protocol, enerji verilerinin derinlemesine analizi için bir köprü olmak adına EVT ile işbirliği kurdu. Ayrıca Shell, PTT Group, Innogy ve Iberdrola gibi büyük enerji şirketleriyle işbirliği içerisindeler. Tüm bunların yanı sıra birçok farklı sektörde büyük anlaşmalara sahipler. Öyle ki bazı noktalarda bu anlaşmalar şirketlerden bile büyük. Ocean Protocol'un hitap etmek istediği kitlenin veri sahibi olan her oluşum olduğunu başta belirtmiştik. Bu noktada Ocean'ın hükümetler ve uluslararası oluşumlar bazında anlaşmalar yaptığını da belirtmemiz gerek. İlk zamanlarından bu yana Singapur hükümetiyle çalışıyorlar. Ayrıca Avrupa'da verinin güvenli bir şekilde paylaşılmasını amaçlayan GAIAX projesinin de ana yürütücüsü konumundalar. Tüm bunların yanı sıra veri meselesinin ele alındığı neredeyse her Birleşmiş Milletler ve toplantısında da güvenli bir depolama ve dağıtım hizmeti olarak Ocean Protocol'ünün ismi zikrediliyor. Avrupa Birliği'nin veri yatırımları ve verinin geleceğine ilişkin raporlarında da Ocean Protocol'ünün ismi sıkça geçiyor. Ek olarak Dünya Ekonomik Forumu tarafından da teknoloji öncüsü ödülüne layık görüldüler. Tüm bunları söyledikten sonra bir şeyi vurgulamamız gerekiyor. Hiçbir kripto projesinde göremeyeceğimiz derecede büyük ortaklıklar barındırmaları, günümüz dünyasının vazgeçilmez bir değeri olan veri alanında ne kadar büyük bir iş yaptıklarının bir kanıtı. Büyük aktörler Ocean Protocol'ün parlak geleceğinin bir parçası olmak adına şimdiden yerlerini almış durumdalar. O halde şimdi biraz da projenin finansal yapısından ve büyüme modelinden bahsedelim. Ocean Protocol'ün temel hedefi yıllık ölçülebilir büyüme rakamlarını sürekli birin üzerinde tutmak ve bunu da kar topu etkisi adını verdikleri sistemin kendini besleyerek büyüttüğü bir projeyle sağlamayı amaçlıyorlar. Token salınımı her yıl azalan bir eğriyle 2070'li yıllara kadar sürecek. Bu uzun salınım sürecinde çalışanlarını ve geliştiricilerini sürekli görev ve büyüme bazında ödüllendireceklerini, bunun da sistem içerisinde büyük bir teşvik oluşturacağını ve biriken bir etkiyle sistemin büyümesini sağlayacağını söylüyorlar. Ocean Protocol bu akıllıca plan dahilinde topluluğuyla birlikte büyüyecek müthiş bir potansiyel ortaya çıkarıyor. Ayrıca büyüme bahsinde değinilmesi gereken önemli bir konu da A ödülleri. Sistem içerisinde elde edilecek gelirlerin %51'lik kısmı A ödüllerine ayrılmış. Bu A ödülleri ekosisteme katkıda bulunan herkese ödül olarak dağıtılacak. Ayrıca ödüllerin dağılımı noktasında da yarıya düşme süresi 10 yıl olarak belirlenmiş. Topluluğun yarattığı değer arttıkça ödüllerin artacağı ve artan ödüllerin de topluluğun niceliğinde artış sağlayacağı bir gerçek. İşte kar topu etkisinin bir diğer anlamı da burada karşımıza çıkıyor. Son olarak bu başlıkta yakma mekanizmasından da söz etmemiz gerek. Ocean Protocol elde edilen ağ gelirlerinin %5'i ile dolaşımdaki Ocean tokenlarını satın alacağını ve yakacağını belirtiyor. Bu da zaman içerisinde token değerinde yukarı yönlü bir fiyat baskısı oluşturarak ekosistemin büyümesine destek olacaktır. Devamlılığı olan ve gerçek bir merkeziyetsiz yapı kurmayı amaçlayan her proje gibi Ocean Protocol de DAO entegrasyonlarıyla sistemlerini tamamen otonom hale getirmeyi amaçlıyor. Şimdiden veri marketini otonom bir şekilde çalıştırmak adına verilerin yapay zeka denetiminde olması ve otonom fiyat belirleme sistemiyle önemli adımlar attılar. 2020 Aralık ayında ilk DAO entegrasyonlarını gerçekleştirdiler ve şimdiye dek alışıldık DAO deneyimin dışında eklentiler de sunuyorlar. Bu noktada yönetim sistemi ve topluluğa değinelim. Ocean Protocol topluluğu hibe verilecek projeleri belirli aralıklarla yaptığı toplantılarla oylama yoluyla seçiyor. Herkes Ocean Protocol web sitesindeki formu doldurarak teklif verebiliyor. Ancak bu teklifin toplantılarda dikkate alınması için teklif sahibinin hesabında 500 Ocean token bulunması gerekli. Topluluk oylamasında her bir Ocean bir oya karşılık geliyor. Ancak bu sistemde oylamalar temel düzeyde evet hayır şıklarıyla gerçekleşmiyor. Katılımcılar oylarını belirli teklifler altında yüzdelere bölüştürebiliyor ve sonuca daha etkili bir şekilde destek olabiliyorlar. Sonuçta %51'lik desteği elde eden projeye Ocean Protocol tarafından hibe veriliyor. Ancak bu bahsi bitirmeden önce oylama sistemine dahil edilen inanç mekanizmasına değinmekte fayda var. Ocean DAO sisteminde verilen oylar oylama sonuna kadar istenilen an değiştirilebilir. Ancak değişikliklerin oy manipülasyonu yaratmaması adına Conviction Voting adı verilen inancın ve kararlılığın etkili olduğu bir sistem devreye sokulmuş.
Bu sistemde oylarını veren kullanıcılar tercihlerini değiştirmedikçe verdikleri oyların ağırlığı artıyor. Sistem inançlı ve kararlı oyların sonuca daha etkili olmasını istiyor. Peki oyunuzu değiştirirseniz ne olur? Bu noktada da önceki oyunuzun etkisi hemen silinmiyor. Değiştirdiğiniz seçenekteki inanç ağırlığınız zamanla azalıyor ve geçen süre içerisindeki önceki şıkka yaptığınız etki tamamen kayboluyor. Hadi bunu bir benzetmeyle açıklayalım. Oy veren her kullanıcı tercih ettiği şıkkın karşısına bir kova koyar ve bu tercihine sadık kaldıkça kova suyla dolana kadar yaptığı tercihe inanç katsayısı eklenir. Eğer bu kişi tercihini değiştirirse önceki tercihin karşısında bulunan kova hemen kaldırılmaz. Bunun yerine kovanın altında bir delik açılır. Kova içerisindeki tüm su boşalana dek kova oradan kaldırılmaz ve inanç katsayısının oylamaya etkisi bir anda değil, zaman içerisinde yok olur. Peki bu sistemin getirdiği fayda nedir? Bu yolla büyük Ocean Token sahiplerinin sistemi anlık olarak manipüle etmesinin önüne geçmekle birlikte, katılımcıların oy verme kararı üzerinde daha çok düşünmesini sağlayarak sağlıklı bir seçim süreci oluşturmak adına önemli adımlar atılıyor. Gerçekten muazzam. Şimdi gelin bir de token ekonomisi şemalarına bakalım. Projenin temelinde sürdürülebilirlik amacı yatıyor ve Ocean Protocol her tasarısında sürdürülebilir olmak adına adım atıyor. Bunu token şemalarında da görüyoruz. Ocean Protocol sınırlı sayıda token olacağını ve bu sayının 1.4 milyar Ocean olacağını belirtiyor. Ancak bu miktarın tamamı, belirttiğimiz üzere 2070'li yıllara kadar dolaşıma girmeyecek. Mevcut durumda 434 milyon Ocean token dolaşımda. 2022 yılı itibariyle dolaşıma girecek tokenlar yalnızca A ödülleri kapsamında olacak. 2017 yılından bu yana dolaşımda olan tokenların büyük çoğunluğu takıma, sisteme ve ilk alıcılara ayrılmıştı. Ancak 2022 yılı itibariyle tamamen ödül odaklı bir token salınımı izleyecekler ve bunun büyümesine devasa bir etkisi olabilir. Bu noktada böylesine büyük bir projenin geçen yıllar içerisinde neden büyük değer kazanmadığı sorusu akla gelebilir. Buna sebep olan temel etken token salınımının yarattığı enflasyon. Ağın ilk yılında büyük orandaki salınımla enflasyon %104'ler civarındayken, büyük salınımlar geride kaldığı için güncel olarak bu rakamlar %17 ila 21 civarında seyrediyor. Gelinen noktada salınımın tek kaynağı A ödülleri olacağı için enflasyonun büyük oranda düşeceği ve 2024 yılında %5.9 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Bu da projenin değerlenme fazına eriştiğini bize gösteren başkaca bir veri. Son olarak projenin piyasa değerinin 447 milyon dolar civarında olduğunu da belirtelim. Az söz verip çok iş başarmak amacında olan Ocean Protocol, 2017 yılından günümüze dek belirledikleri hedeflerin hepsine ulaştı. Bu sene içerisinde çoklu zincir üzerinde bulunma hedeflerini gerçekleştirdiler ve Compute to Data sistemini faaliyete geçirerek ekosistemlerine büyük değer kattılar. Bu çeyrekte herhangi bir fiyat paraya endekste olmayan sabit bir değer çıkarmak peşindeler. Bununla ilgili çok yakında açıklama gelecektir. Şu an yalnızca 2022'nin ilk çeyreğiyle ilgili planlarına erişebiliyoruz ancak gelecek hakkındaki temel planları yıllardır aynı. Daha fazla zincir üzerinde, daha fazla ağ tarafından desteklenerek, Ocean DAO yardımıyla merkeziyetsizliği güçlendirerek sürdürülebilir bir yapı oluşturmak niyetindeler. Özellikle 2022 yılı sonuna dek merkezi olmaktan tamamen uzaklaşma hedefleri çok önemli. Takımın tüm üyelerine değinmek mümkün olmasa da projenin temelinde yer alan iki insandan kısaca bahsetmemiz gerek. Kurucularından Bruce Pohn'un otomotiv sektörüyle büyük bir bağı var. 5 yıl boyunca Daimler Mercedes-Benz'in, 6 yılsa Accenture için çalışmış. Ayrıca blok zincir alanında kurucusu olduğu Ocean Protocol dışında 2 şirket daha var. Trent McConaughey 90'lı yıllardan itibaren yapay zeka alanında çalışmalar yürütüyor ve bu alanda doktoraya sahip. Yapay zeka alanında birçok şirket kurmuş ve dünya devi birçok firmayla çalışmış bir insan. Ocean Protocol için yazdığı makalelerde de proje detaylarını anlatmaktan çok öte bir iş yapıyor. Alana ve ekosisteme hakimiyetini görebileceğiniz makalelerine göz atmanızı tavsiye ederiz. Özellikle Web3 oluşumlarının sürdürülebilirliği hakkında çok şahane bir makalesi var. Bu incelemenin oluşmasındaki en önemli kaynak da Trent abimizin makaleleri oldu. Kuruculardan bahsettik ancak bahsettiğimizin dışında da çok büyük bir ekibe sahipler. Ekip üyelerine LinkedIn üzerinden incelemenizi tavsiye ederiz. Hepsi alanında öne çıkan tecrübeli isimler. Ocean Protocol farklı konularda akademik uzmanlığa sahip geniş bir danışman kadrosuna sahip. Enerji sektöründen marketinge, veri biliminden yapay zekaya kadar uzanan bu uzmanlık spektrumu Ocean Protocol'ün geniş vizyonunu da yansıtıyor. Ocean Protocol'ün birçok anlaşmasından inceleme içerisinde bahsetmiştik ancak şimdi genel olarak büyük resme bakalım. Her geçen gün büyüyen bir destekçi kitlesine sahipler. Özellikle çoklu platform ve uyumluluk hedefleri dolayısıyla sürekli büyük anlaşmalar gerçekleştiriyorlar. Tüm bu ortaklıkları videoyu duraklatıp inceleyebilirsiniz. Twitter'da 136 bin civarında takipçileri bulunuyor ve ana duyuru kanalı olarak da bu adresi tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra Telegram kanallarında 11 bin takipçiye sahipler. Ocean Protocol ile yaptığımız anlaşmayı daha önce de duyurmuştuk. Teknolojisi ve amaçlarına hayranlık duyduğumuz bu projeyle alakalı Türkçe bilgilere ulaşmak için Ocean Protocol Türkiye Telegram topluluğuna katılabilir, açıklamalar kısmındaki Twitter ve Medium hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Ocean Protocol, Web3 ve blok zincir teknolojisinin veri alanında uygulayıcısı olarak öne çıkıyor.
Getirdikleri güvene ihtiyaç duymayan, merkeziyetsiz ve kullanıcı odaklı yapıyla dünya verilerinin daha adil ve eşitlikçi bir biçimde paylaşılması yolunda büyük adımlar atıyorlar. Veri pazarı her geçen yıl katlanarak büyüyen bir pazar. Ocean Protocol yarattığı ağ ve araçlarla geleceğin dünyasında veri ekosisteminin üzerine inşa edileceği zemin olmaya en büyük aday. Data Token gibi işlevsel bir araç üzerine inşa edilebilecek sistemler yalnızca geliştiricilerin hayal gücüyle sınırlı. Sürdürülebilirliği temel alan Ocean Protocol geliştirdiği sistemlerle hem veri alanına hem de blok zincir teknolojisine yeni bir soluk getiriyor. Zaman içerisinde yarattığı çekimle büyüyerek yollarına devam edeceklerine hiç şüphe yok. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.